Ya işte öyle amcaoğlu. Vay be. Vallahi şaşırmadım desem yalan olur. Ama bir o kadar da sevindim. Gönül. Gönül sevilmeyi hak ediyor zaten. E sen de öyle. Vallahi şu an bulunduğum yerden rahatlıkla söyleyebilirim ki sen gerçekten iyi bir adamsın. Eyvallah be amcam. Sen de öyle ha. Eyvallah. Ya bir de bütün bu olaylara rağmen bana kırgın olmadığın için sana ayrıca teşekkür ederim. Ha yok. Bak babamla ilgili mesele haksızdın. Orada hala kızgınım sana. Ama bu meselede yardımına ihtiyacım var be amcaoğlu. Yani kuzenler bugünler için değil. Öyle tabii. Kuzenler kardeştir. Biz de seninle bundan sonra öyleyiz. Eyvallah. Ama nasıl olacak bu iş? Yani ne baban gidip gönül ister, ne de o Füsun denen kadın bu işe razı olur. Yok, zaten Füsun'a kalmadı gönlü verip vermemek. Ama doğrusun, yani rahat vermez, huzurumuzu bozmak için elinden geleni ardına komuz okar. Öyle. Maalesef öyle. Ne yapacaksınız peki? Düşünün bir şeyler. Evleneceğiz. Başka çaresi yok. Seviyoruz birbirimizi. Vazgeçer miyiz? Ben de onu diyorum amcaoğlu. Nasıl olacak o iş? Yani siz burada olduğunuz sürece. Yani bir çare bulmak gerek. Peki nasıl bir çare geliyor aklına? Senin aklına gelen. Ne dersin? Ne diyeceğim amcaoğlu? Tamam derim. Ama bu şeyden biliyorsun değil yani. Şadoğlu genlerinden. Değil mi? Ne de olsa Nasuhan'ın torunlarıyız ha? Aynen. Kardeşim ben.